Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır beklediğiniz proje nihayet başladı. Bu arada elimin kirini de gösterebilirim. Videoya biraz geç başlamış olabilirim. Hakan'ın ledlerin arka kabloları falan söktüm. Güzel bir işçilikle yeni ledleri bağlayacağız. Eski ledlerimize elveda diyoruz. Murat burada, yardımcı oluyor bize. Hakan, araç sahibi, tanıştırayım arkadaşım, kanka. Araç sahibi benim. Nihayet başladık ya, Allah'ın izniyle. Güzel bir işçilikle Phoenix'lerimizi döşeceğiz. Evet, eski ledlerimiz gördüğünüz gibi Çin malı, orijin Çin, Çan Çin Çon. Bunlar hop gitti. Bunların ben şimdi, Murat bizi vereceğim. Eski tesisatı buradaydı. Şu beyaz kabloyla yapmıştık eski tesisatlarını, ince kabloyla. Buna Hakan'a beraber gittik. 2x1.5 aldık arkadaşlar. Şöyle kalın, izolasyonu sağlam, kaliteli bir kablo aldık, 1.5'luk. Bu bayağı sağlam olur, yanmaz. Cırtlar aldık, boğat aldık, bant aldık bolca kullanacağımız için. Ben buradaki bütün kabloları kestim, söktük, şuraya attık. Gördüğünüz gibi eski kablolarımız burada. Burada da bir kavga dövüş var şu anda. Sanayiciler birbirine girdi. Araba boşaltıyorlar. Araba mı boşaltıyorlar? Evet, eski kablolarımız da burada. Bugün yapabildiğimiz kadar bu ön düzeni. Renk ne oluyor kanka? Beyaz. Değil mi? Komple beyaza, ön tarafı komple beyaz yapmak için uğraşacağız. Evet, açıyorum. Bu arada feci felaket. Açılmıyor mu? Anlat, açılmıyor mu? Açılmıyor. Ne istiyor, para mı? Versene. Açık kanka. Kanka, çeyizler çıkmıyor mu? Kerim Ali hani çeyiz sandığına oturacaktı, para alacaktık, evden Kerim Ali'den habersiz çıkarttık. Bu arada felaket bir rüzgar var çalıştığımız alanda. Şu tabelalar mabelalar sallanıyor. Evet, çeyizler geliyor. Kanka bayağı büyük ya koli. Evet, bu yanlar manlar hep sökülecek şimdi, bu yanlar sarı olacak. Güzel olacak ya. Kanka, kapısız köyden mi çıktın? Kapısı, sizin köyün kapısı yok mu? Hoş geldiniz diye kapı yok mu? Evet arkadaşlar, Phoenix'lerimizi elimize aldık. Bunların güzel montajı için öncelikle bunları birbirine şu şekilde bantlıyoruz. Kablolar sallanmasın, tesisatımız ip gibi olsun. Güzel bir işçilik çıkarabilmek için birbirine bantlayacağız. Sonra yerine takacağız. Kanka yukarıdan çekme. Sonra diyorlar ki abi kelim gözüküyor. Ben orayı kapatmak için neler çekiyorum. Kanka o kel gözüküyor yani artık. Yapacak bir şey yok. Şu kadar bırakıyorum. Bağlantı işimize yeter. Zaten cırtlayacağız orada. Bunları bantlamamızın sebebi sağlamlığını arttırmak arkadaşlar. Güzel. Evet arkadaşlar, geçiriyoruz aynı yerlere şu şekilde. Kitap gibi oturuyor ya. Güzel olacak. O tarafı döşemeye başladık. Şimdi şeyi diyoruz. Hani bunların üstüne beyaz vida. Bence de beyaz vida atalım. Tamam. Beyaz vida. Bence Murat çok iyi söyledi. Çünkü kanka kötü görünüyor ya. Kanka beyaz da paslanıyor zaten de. Kanka o paslanmayanları var ya onların. Onlardan atarız. Daha güzel olur. Bence beyaz vida ile yapacağız. Üstler falan da söküldü gördüğünüz gibi. Şu kırmızılar zaten komple iptal olacak. Gümbür gümbür geliyoruz. Evet, zor şartlar altında kupanın üstüne çıktım şu anda. Şu üstteki kırmızıları yok edeceğiz buradan. Burada herhangi bir şey olmayacak. Ön taraf bitmek üzere bağlantısı. Bu arada rüzgarlığımız. Şuraya da topuzlar gelecek. Efendim. O kanka tatlı var, bize tatlı ısmarla hadi. Abi bir dakika bekle, bir dakika rica ediyorum. Hakancığım. Canım kankam. Bize tatlı ısmarlar mısın? Aa çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Aşağı ineyim. Kanka zaten zor çıktım. Bana buraya verin tatlıyı. Alamıyorum, az daha çıkman lazım. Oğlum asana. Aldım. Oo. Mis.
Bakım harika ya. Hakan da bakım harika yani. Evet arkadaşlar, takoz lambalarımız kutusundan çıkarttık. Kanka. Oo, matkap mı? Hemen alıyorum. Hemen veriyorum. Bir saniye. Ver. Fişi de. Şimdi şuradan. Tamam bu bende. Sıkıntı yok. He, vidaları ver. Bro bayağı yüksek şu anda. Şunu ben şuraya sıkıştırırsam eğer. Hiç olmaz. Aynen ayağımla basıyorum. Ver vidaları. Evet, ne kadar zor şartlar altında çalıştığımızı görüyorsunuz. Aksesuar bizim işimiz. Lan diye reklam yapıyorum. Ver kanka matkabı şunu. Evet, şimdi şurada dursun. Şu vidalarımız kaydırmış, onu da kutuya koyalım. Şu seyyarımızı biraz çekelim. Evet, şimdi şuradan işaret aldım. 6 tane. Buraya hem deleceğiz. Hem de döşeceğiz takoz lambalarımızı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, buraları bağladım. Gördüğünüz gibi güzel bir işçilikten şöyle ip gibi döşedik. En son şurada cırtladık aşağıya. Şuradan beri kablo gidecek. Orada üst taraftaki rüzgarlıktaki ledleri bağlantısıyla birleşecek. Yanacak. Arka taraf kırmızı, ön taraf beyaz olmak şeklinde. Evet, buraya profil aldı Hakan. Profile döşeceğiz. Dur, tutuyorum, bekle. Tamam. Hizalı. Şurayı cırt cırt kenarını açarız. Tamam, sıkıntı yok. Bunun üstüne döşeyip buraya sabitleyeceğiz. Güzel olacak. Dur ona. Evet arkadaşlar, şöyle hemen üst tarafı göstereyim. Yanmıyor ama olsun. Kılıç kalkan arıyor. He? Kılıç kalkan. Ya dur şimdi çıtayım. Vuracağım bir yerimizi. Evet, üst taraf güzel oldu. Şöyle bir netleyeyim. 6 tane koyduk. Ön ızgara bitmek üzere. Arka kablolaması yapılacak. Bence beyaz tabii ki de şu şekilde böyle krom vidayla daha bir tatlı durdu, güzel durdu. Siyah vida hiç güzel gözükmüyordu zaten. Güneşlik kaldı. Güneşlere güzel bir dizayn yapacağız. Şuradan gene aşağıya inecek köşelerden şurayı tamamlaması için. Buraya da 4-3-2-1 ya da 5-4-3-2-1 şeklinde bir üçgen ledleme yapacağız. Güzel oldu. Hakanlar bu arada yanları yapmaya başlamış. Daha doğrusu bu tarafı bitirmiş. Kanka bura bitti değil mi? Evet, fenikslerimiz buraya takılmış, sarılar. Çok güzel. Işıl ışıl yanacak. Evet arkadaşlar, buradan bir geçici elektrik verdik. Hava karardı. Kanka çok canlı yanıyor be. Şuraya baksana. Şurayı resmen aydınlattı. Ayır bir kanka. Geriltesten mi aldın? Evet. Oo, ver. Kanka bayağı aydınlatıyor şurayı. Çok iyi ya. Kanka işte bunlar benim. Bunlar ne? Bunlar takmayı unutmuşum. Bunlar takmayı unutmuşum. Atlamışım. Kanka ışık harika. Aynen. Çok canlı yanıyor, güzel. Şuradan beri göstereyim. Şöyle çaprazdan alırsak. Bakayım. Çok güzel görünüyor, baksana. Aynen. Çok iyi. Kanka bunu da buraya koyduk mu? Aynen. Sarı mı koyacağız, beyaz mı? Sarı. Sarı değil ya. Sarı ya. Kanka beyaz koyacağız buraya. Sarı ya. Ama önden bak, önden bakıldığı zaman tamam, hep beyaz senin, görünmeyecek senin, mi? Tamam, seninki niye sarı gözüküyor yanına? Yan benim ama şöyle yan. Tamam, böyle kanka. Değil. Benimki bu tarafa doğru yan. Hani buradan görünüyor. Tamam, bana ne kanka? Sen sarı mı yapacaksın buraya? İyi tamam o zaman kanka, sıkıntı yok. Nasıl istiyorsan. Bana neyse, sana neyse. Bana ne birader? Bana ne? bana ne? Güzel oldu. Geçici bir elektrik verdik şimdilik. Kanka. Güzel. Sarı olmaz mı? Sarı mı? Bence beyaz par... aynadan çok göz alır beni. He. Kanka öyle bir durum var. Ben hani bazen kapatıyorum. Hani göz aldığı için. Onu ben sana de söyleyeyim. Hani sarı diyorum ya. Ben oraya düğme yapacağım yani ona da. Zaten bizde hepsini kesecek. He. Yanlar hariç. Ön tarafı komple kesecek. Bura hariç. Tabi canım, arka yanlar hariç hepsini ön tarafı keseceğiz zaten. Öyle bir düğme yapacağız. Burada da şuradaki ucu açık bıraktık. Şuraya geleceğiz. Şurada sarı lambalar atılacağı için şöyle şuradan cırtlayarak güzel bir işçilikle şöyle geldik.
kapı menteşesinden şuralara cıklayarak yakacağım beyazları. İyi hadi deneyelim bakalım o zaman. Beyazlar nasıl yanıyor bir görelim. Tata. Üş. Kanka. Kanka buralar buralar komple aydınlandı. Şöyle söyleyeyim, kamerada bak, hani kamerada baktığımız zaman böyle birleşik gibi duruyor ama aralarında bayağı mesafe var. Işığın netliği çok şey. Bir kısalım şöyle şeyi. Netliyorum ama. Ne? Işık işareti var ya. Tam tutuyorum. Phoenix'e teşekkür ediyoruz. Efsane ışıldatıyor yani. Şuralara kadar şey veriyor, ışık veriyor. Harbiden bir şey söyleyeyim mi? Harbi para ihtiyaç yok. Dediğin gibi. Üstü de yaptığımız zaman güzel duracak. Sadece onları yakıp da gider yani. He, aynen. Kanka sadece ledleri yaksan, park açsan kanka yeter. Gidersin yani. Yani. Bir de o üstteki şeyleri yuvarlaklar var ya. Hı. Ne deniyor onlara? Takoz. Takoz. Yok yok. Projektör. Projektörler. He, projektörler. Tamam işte şey bir gelsin de, kromorlarımız bir gelsin. O zaman güzel olacak. 1, 2, 3, 4. Evet. Sarı şeyler takozlardan koyuyor. Kare dorsiyanlar şeyleri var ya. Evet. Onlardan koyacağız. Sarılar peki bu beyazlarla deneyeceğiz. Nasıl yandığına bakmamız lazım. Ha. Aslında bir tane denesek, ışığına baksak mı? Sarı o şeyler nasıl yanıyor? En azından bir görelim. Çünkü bu bayağı güzel bir ışığı var. Bayağı da canlı yanıyor. O sarılar eğer hani bir tık sönük yanıyorsa arada gözükmeyebilir. En azından bir fikir sahibi olalım. Nerede o sarılar? Bulsam söyleyeceğim. Çeyizleri şöyle karıştıralım. Hah. Aynen. Bir deneyelim bakalım nasıl yanıyor. Kablosu ne bu? İçinde kanka. Bak şimdi şurada kablosu var. Bunu arkasına ha. Süngeri var. Tamam. Şunu şöyle zorunu geçireyim mi? Orijinal diye bozulmaz. Aynen. Gel kardeşim. En azından görelim. Bendeki o süperin etrafında yanan sarı gibi olacak. Bir tane süper alacağım altta. Beyaz. Ha, beyaz yanan süper mi? Şuna bir ışık tutun. Hemen. Dur bakayım. Bir dakika. Kanka bu da canlı. Oo kanka. Bu görünür. Görünür. Bir şey söyleyeyim mi? Şuna kısa bir parça kabloyla şey mi yapsak? Şuraya bir tuttursak eğrelti. Karşıdan bir baksak nasıl olur? Şu ince kablodan tamam, bir şey. Tane yapalım. Şuradaki eski kablolardan bir şöyle ARL TV tutturalım kanka. Ya şuradan emaneten elektriğimizi aldık. Tamam mı? Kanka ne gözükmemesi ya. Bir çekil. Nasıl bir gözükmeme şansı var şuraya baksana. Aynen. Biz bak, beyaz şok olunca. Burada buz mavisi gibi duruyor. Bu da parlak beyaz gibi duruyor. Evet. Bak şimdi kanka. Fotoğraf çeksene bir. Bir fotoğraf dur, çek, bir de fotoğraf. Bak şimdi. Bir sil kanka kameranın önüne. Bir şey söyleyeyim mi? O şunların bu kaç ledli? 3, 6, 9 ledli. Gayet parlak ya. Biz beyazın yanına sönük kalır diye korktuk. Kanka bir dakika. Sen oradan mı ayarlıyorsun? Aynen senin telefonda ayar verilebiliyordu. Kanka niye yapmıyor öyle bir şey? Uzaktan mı? Bir tık uzaktan çekeyim. Kanka o gözükür. Yani bunda herhangi bir sıkıntı yok. Beyazların arasında çok da net bir şekilde görünüyor. Bir fotoğraf çeksene. Bir fotoğraf çek sadece. Hani onu bir ayarını versen. İşte o ayarı vermeye çalışıyorum da. Allah Allah. Selfie'ye döndüm. Kamera birden bana açılınca. Murat, aa evet. Çekiyor. Bak Murat'tan görünüyor. Sen netlemesi lazım. Aynen. Bak Murat'ın telefonunu da ayarladık. Pis Plus. Kaç? Pis Plus. Pis Plus mı? Hı. Çok iyi görünüyor.
Yani canlı gözle böyle, bundan daha da tabii aralar açık görünüyor. Bu tam böyle netlemiyor ama. Kanka hepsini yaktın lan, burası işte bende. Aynen olsun. Böyle. Yani telefondan size göstermeyeceğim. Şöyle yapayım. Biz şu şekilde görüyoruz. Şöyle araların boşluğunu falan görebiliyoruz yani canlı. Benim kameradan da böyle görünüyor. Yani canlı gözle şöyle görebiliyorsunuz arkadaşlar. Arabayı da inşallah ileride bir gün Hakan'ı böyle canlı canlı yakalarsanız ledlere bakabilirsiniz. Güzel. Şu sarı arada güzel hiç yani. Kaybolmadı. Güzel yandı. Tam istediğimiz gibi olacak. Evet arkadaşlar, şöyle hepimizi çekeyim. Ben de saçlarımı düzelttim. Düzelt kanka, ben de düzelteyim. Kanka zaman. Her yerim kirpas içinde. Yukarıyı komple temizledim ben yani, şu rüzgarlığı komple temizledim diyebilirim. Üstüm çalıyor. Fethi abi açmış üstümü. Öyle bir duruşu, bakışı. Neyse, biz konumuza dönecek olursak arkadaşlar, yapmaya başladık. Projemiz çok güzel bir şekilde ilerliyor. LED'ler tam istediğimiz gibi. Gerçekten Phoenix'e çok teşekkür ederiz bize sponsor olduğu için. Birinci bölüm böyleydi. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Yarın devam edeceğiz. Hava soğuk. Arkadaşlar her zamanki gibi kapatacağım. Her ne kullanıyorsanız kullanın. Her ne sürüyorsanız sürün. Sürdünüz. Ford 3230. 40 ayak daha iyi olsa siz hayallerinize sürmeye devam edin. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.